Ege'nin dünyaya açılan penceresi TV'den ekranlarından Kuş Bakışı programından merhaba. Doktor, sosyolog, hukukçu Zekai Savaşlar'la beraberiz. Zekai abiyle bugün neye kuş bakışı bakacağız? Tarlada kalan mahsullere kuş başı bakalım. Çiftçinin isyanlarına kuş başı bakalım. Bu ekonomiyi olumlu da olumsuz da etkileyen durumlar var bu işlerin. Bu olaya bir kuş bakışı bakalım abi. Sen hem ekonomist gözüyle hem böyle ekonomi gözüyle hem de çiftçi gözüyle, tarım gözüyle ne görüyorsun abi? Şimdi bugün itibariyle bütün basında, yerel basında olsun, ülke basında olsun, yaş meyve sebzenin bir felaketini konuşur olduk. Gerçekten de bu bir ülke sorunu haline geldi. Tarlada kalan mahsullerden, pazarda tüketiciye ulaşan fahiş miktardaki ürünlerden gerçekten herkes çok rahatsız. Sokak röportajlarında görüyoruz. Yani ciddi bir şekilde bir sosyal sıkıntı var. Yani sosyal patlama demeyeceğim de bir sosyal şişkinlik, bir toplumsal bir sıkıntı var. Neden böyle? Nedenine gelince. Bir kere üretimde hiçbir sorun yok. Hep söylüyoruz. Tarım ürününde, Türkiye'de üretimde bir sorun yok. Sorun ticaretinde. Ticaretinde de sorununun ana sebebi hal kanunu, hal sistemi, yani konsinye satış sistemi. Konsinye satış sistemi olduğu müddetçe bunun ticaretini tıkıyor. Bu kere bu bir. Şimdi benim daha önce de söylediğim gibi Türkiye'de soğan patates ekonomisi uygulanıyor. Şimdi hep basında görüyoruz, tarladan mahsulünü toplamıyor. Çünkü diyor karpuz tarlada kilosu 3 lira 5 lira. Tabii, pazarda şu an tezgahta 4 lira karpuz. Evet. Ki tarlada herhalde 1,5 liraya falan alınıyordur o. Evet, yani toplamadan çiftçi tarlayı sürüyor. Yani bu bir tek onda da değil, birçok üründe de benzer şekilde. Neden? Üretim yapılmış, mal hazır, satışında problem var. Yani ticaretin problemi var. Daha önce de bunu kaç defa söyledik. Bunun ticareti düzelmediği müddetçe efendim bu tarım sektöründeki sorunlar bitmez. Olacak olan üreticiye ve tüketiciye olur. Aradaki aracılara gün doğar. Bu böyle. Hani nasıl yapılması gerekir, nasıl çözülmesi? Bir programdır, bir projedir. Bunu parça parça burada anlatacak değiliz. Bu işin başında olanlar, yetkililer düşünsün, taşınsın, düzelsin. Bilenlere danışsınlar. Ama çözüm önerin yoksa sen de sorunun bir Var parçasısın derler abi. benim çözüm önerim var. Çözüm önerim var ama iş başında olanlar bu işleri dinleyip de bakıyorlar mı? Onlar her şeyi biliyorlar. Her şeyi bir bizimki dışarıdan gazel okumak. Daha önce ben bu konunun düzelmesi için bakanlıktan istişarelerde bulunduk, önerilerde bulunduk. Kabul edildi, bakanlar kurulunda görüşüldü. Fakat çözüm getiremediler. Hani Neye takılıyor abi? Ne var? Ne engel? konsinye satışla olmaz bu işler. Yani sen malını üreteceksin, hale sokmadan satamayacaksın. Hale götürdüğün zaman senin malının fiyatını halci karar veriyor. Sen bir karışamıyorsun. Arz ve talebe göre belirleniyor diyor. Bu da bir büyük bir yalan. Çünkü neden? Hal mafyası dedikleri adamlar var. Kendi aralarında anlaşıyorlar. Ve bu neticede malın fiyatını tespit ediyorlar. Bu sefer halden pazarcılara gidiyor. Pazarcılar da 1'e 3 fiyattan satıyorlar. Yani halden 5 liraya aldığı malı 15 liraya satacak. Satacak, ondan sonra halciye para verecek. Halci kalkacak, üreticiye para verecek. Böyle bir şey olmaz. Yani böyle bir ticaret yok yani. Bunun düzelmesi için Ya bu kanun... ticaretin sermayesi yine üretici mi oluyor abi? Evet, üretici oluyor. Diğer hiçbiri sermayesi hiç bir şey yok şey yok, sermaye. Halici de çayın taşından çayın kuşunu vuruyor. Pazarcı da, pazarcı da aynı öyle. Dolayısıyla üretim var fakat ticareti yok. O bakımdan burada hem üreticiye hem tüketiciye yapılmış olan bir, bu düzeni değiştirmediğiniz müddetçe Türkiye'de sonra yaş meyve sebzenin bu derece fahiş durumlarda olması, yani bu yüksek fiyatlardan satılması enflasyonu domino tesiriyle tetikliyor. Evet. Tetikliyor. Yani bir de bunun tabii akaryakıt masraflarının, yol masraflarını da hesap ederseniz büyük tüketim merkezi olan şehirlere, yani başta İstanbul olmak üzere, oralarda bu sefer
daha da katlanaraktan fiyatlar artış oluyor. Şimdi bir tarlada 5 lira olan, 3 lira olan bir mal İstanbul pazarında, İstanbul pazarlarında 35-40 liraya satılıyorsa, buradaki yanlış bir tane değil hani. Devenin neresi doğru ki hikayesinde olduğu gibi, bu işin neresi doğru? Evet. Ondan sonra üretici haklı. Şimdi bugün mesela üretici haklı değil, üretici mağdur. Üretici de haklı, tüketici de haklı. Yani üretici ve tüketici mağdur. Mağdur. Yani. Ama arada haksız. Birileri mağrur. Mağrur. Onlar bu düzenden geçiniyorlar. Yani şimdi bir de mesela mevsimlik yoğunluk işçi gerektiren tarım ürünleri var. Ne mesela gibi abi? Makineli tarıma geçememiş olan yerler var. Mesela bu kısmen zeytin. Çilek hasadı falan. Çilek bilhassa makineyle olmuyor. Hep elemeyi. İncir mesela bizim bölgemizden konuşacak olursak. Buralar emek gerektiriyor. Mevsimsel olduğu için emek talebi çok fazla, işçi talebi. İşçi yetmiyor. Zaten köyler boşalmış vaziyette. Köylerde nüfus %50'nin altına düştü. Zaten mevcut köyde kalanlar da yaşlı nüfus. Evet. İşe gitmiyor. Dolayısıyla tarımdaki iş gücünü kapatmak için yok Suriyeli sığınmacılar, yok Afganlar, bunlar zaten bir çözüm getiremiyor. Getirmiş olsa şu anda çözülmüş olur. Ne olur? Kısmen bir takım faydası olmuş olabilir. Kısmen o da. Evet. Dolayısıyla bunun yönünün açılması bu işin ticaretinde. Ticareti olmayan bir işin üretiminin de hayrı olmaz. Hani satamayacağın malı üretmeyeceksin. Bu ekonomide bir genel kural. Bu enflasyon ortamda evet. Bunlar birbirine domino etkisi yapan faktörler. Evet. Yani şimdi bu sene karpuz mesela düştü dedin ya fiyatı. Gör bak seneye bu ne kadar olacak. Çünkü kimse karpuz ekmeyecek. Öyle mi? Tabii soğan patates ekonomisi diyoruz ya. İşte bu soğan patates ekonomisi burada gösteriyor. Yani bu sene karpuz elde kaldığı için kimse seneye karpuz ekmeyecek. Eken de para kazanacak yani. Para kazanacak ama bu böyle oluyor. Aynı soğan patates ekonomisi demek bu demek. Evet. Çünkü bir planlama yok. Bir planlama yok, program yok. Bir tarım master planı yok memlekette. Bakanlık seneler önce bir havza programı çıkardı. Havza programı işlemediği, fiyasko olduğu görüldü ortada. Şimdi ne yapacak? Vatandaş ne yapacak? Köylü ne yapacak? Sen ticaretin önünü tıkamışsın ya. Ticaretin önünü tıkalı. Adam niye gübre, ilaç parası, işçi parası, akaryakıt parası, ondan sonra da emeğinin karşılığını alamıyor. Evet, sonra da çiftçiliği bırakıyor. Sana bir de hesap edilmeyen bir konu var. Şimdi yaz aylarında 20 milyon turist geliyor. Birden nüfus artıyor. Efendim, talep de bir lüzumundan fazla artış oluyor. Hadi bakalım bu sefer. Bu da etkiliyor. Ne oluyor? Aracı sınıf fevkalade memnun bu işten. Evet. Olan tüketiciyle üretici oluyor. Şimdi biz bu bizim yani şimdi bir küresel ekonomik konjüktür var. Ülkesel konjüktür var. Bir de bölgesel konjüktür var. Bir de yöresel konjüktür var. İş çevre, dört dış çevre, çevre, genel çevre, küresel çevre. Şimdi dünyada bir enflasyon var bütün dünyada. Her ülkede var. Şimdi Türkiye etkisi bunun maalesef daha fazla oluyor. Başka ülkeler fazla etkilenmeyebilir. Ama biz enerjiyi bilhassa dışarıya bağımlı olduğumuz için çok daha büyük etkileniyoruz. Evet. Bir de yapılan ekonomik hatalar çok fazla. Onu bir kenara koyalım. Evet. Yani yapılan makro düzeydeki yanlışlardan ötürü oldu. Bir de unuttuğumuz bir konu var. Deprem. Şimdi düşün, Türkiye'de üretim hattının çok yoğun olduğu deprem bölgesi işte Maraş, Hatay, Antep, Malatya. Burası gerçekten de... Birçok ülkeden büyük. Tabii Türk ekonomisini tarımda da olsun, sanayide de olsun ciddi bir yeri olan bir yer. Şimdi burada bir yıkım oldu. İş gücünden azalma oldu. Şimdi buralardaki altyapıyı ve binaları yapmak için bütçeden, yani devlet kadar fevkalade büyük bir o tarafa yatırım oldu. Şimdi bu enflasyonun üstüne bir de bu yıkım gelince bu sefer hani daha önce
bir kolu bağlı olan ülkemizin iki kolu bağlandı. Evet. Yani bu realiteyi de göz önünde tutmamız lazım. Şimdi mesela niye diyeceksin? Herhangi bir yerde bir okul yapılacaktı. Mesela depreme dayanıklı olsun diye diyelim ki İzmir'de, Aydın'da. Bu sefer onun parası depreme gitti. Oradaki evet. işler kaldı. Yani bunu nazar itibari alacağız. Yani depremin ekonomiye, enflasyona o etkisi fevkalade çok oldu. Bunda şimdi mesela deprem deyince geçenlerde bir röportajı yapıyorlar. Röportajda diyor ki ya bu molozlar kaldırılmadı. Niçin kaldırılmıyor? Hala molozlar duruyor diye eleştiriler oluyor. Bence bir kısmı kalmalı. Hayır. Şimdi neden yani şöyle bir kısmı kalmalı. Yani depremi hatırlamak adına şehir merkezlerinde belli yerler bırakılmalı. Hayır, bilemiyorum yani olabilir de. Şimdi neden kaldırılamıyor? Şimdi şöyle yasal olarak şöyle bir durum var. Şimdi deprem oldu, bina yıkıldı. Diyelim ki burası 8 dairelik bir apartmanda. Şimdi yıkıldıktan sonra orada molozu duruyor ya. O moloz 8 kişinin malı. Nasıl ki binada mülkiyeti varsa o moloz da vatandaşın malı. Şimdi belediye ben bunu kaldırıyorum dediği zaman tamam kaldırabilir. Kişilerin muvafakati lazım. Dese ki evet benim içeride kıymetli eşyalarım vardı. Belediye benden habersiz kaldırmış. İçindeki şuyum şuyum kayboldu dese bir dava dilekçesi açsa haklı çıkar. Çünkü neden? Orada muvafakat lazım. Ancak mali inhidam dediğimiz bir konu var. Hayati tehlike arz edecek, yani kamuoyu etkileyecek bir durum varsa belediye bir encümen kararı, mali inhidam kararı alır, yapar. Ama bu durumda olmayan binalarda muvafakatname olacak. Evet. Yani belediye evet muvafakatname kaldıracak. Yani belediyenin imkanları, iş makineleri şu bu yetersiz olabilir. Bu dışarıdan da gelir. Çünkü o kadar yoğun bir şey değil. Yani kolay kaldırılabilir. Evet. Ama bu deprem, hukuki evet. hukuki meseleyi bilip de öyle konuşmak lazım. Çünkü oradaki moloz hala daha mülkiyet sahiplerine aittir. Onların izni olmadan, muvaffakati olmadan kaldırmak belediye açısından sakıncalıdır. Kanun açısından da bir sorunlar doğurabilir. Evet. Onun için yani bunu da dikkat edip de konuşmak lazım, etmek abi lazım. Asıl konuya dönecek olursak, bu sebze meyve üretimi ve ticaret arasındaki çıkmaza gelecek olursak, dünya ne yapıyor? Dünyada nasıl uygulanıyor bu iş? Yani hani bizden farklı çalışan bir sistem var mı? Örnek var mı? Olmaz olur mu ya? Bütün dünya doğrusunu yapıyor. Bir tek bizde yanlışı var ya bu işin. Ne yapıyor dünya? Nasıl yapıyor bu işi? Hangi ülkeyi söylüyorsun? Söyle, benim bildiğim kadarıyla söylüyorum. Mesela yani Hollanda bu işi nasıl yapıyor? Hollanda zaten kendi Türkiye'den fazla tarım ürünü ihraç ediyor. Alıyor, satıyor, alıyor, satıyor. Kendisi yapıyor. Çünkü şeyleri kurmuşlar. Ticaret ağını kurmuşlar. Evet. Hani o bizdeki gibi bir monopolist hal kanunu yok ya adamlarda. Evet. Yani halci malı satacaksa parasını veriyor, alıyor. Yani ben malı satayım da ondan sonra çiftçiye ödeyeyim diye bir sistem yok ki orada. Halci malı alıyor üreticiden, parasını veriyor. Veya çekini, senetini veriyor, malı alıyor. Ondan sonra kendisi pazarlıyor. Sistem böyle çalışıyor. Yoksa malını bırak satılınca parasını vereyim sistemi yok. Yani bu ben komünist ülkelerde de aynı şeyi gördüm. Liberal ülkelerde de aynı şeyi gördüm. Böyle bir sistem bir tek bizde var. Yani ben buna ta Yeniçeri Kanunu diyorum. Osmanlı'dan kalma bir sistem. 1930 senesinde belediyelere bir gelir olsun diye bir hal kanunu çıkarılmış. O sistem hala devam ediyor. Şimdi, yanlış olan aslında bu. Belediyelere de çok bir geliri yok galiba. Var mı şu an? Rüsüm falan da çok. Var. Var mı? Var. Belediye ya belediyeyi oluyor gelirdi. Yani hal kanunu değişmesi lazım. Hal kanunu değişmeden bu iş düzelmez. Bak diyorsun ki hani ne olacak, ne olacak? Türkiye'nin hali perişan yani. Bu kanunla olduğu müddetçe olmaz ya. Bu kadar basit. Bu kanun bunun için tıkıyor. Yani öyle kanunlar vardır ki bir maddesi, iki maddesi tıkar. Hani kalp damarın tıkadığı gibi yani. Yani onu ne yapacaksın? Orayı açacaksın. Sistem açacaksın. Daha önceden narh sistemi vardı. 1985 senesinde narh sistemi açıldı. Serbest piyasa ekonomisine geçildi.
Türkiye'deki ticarette, gastronomide dahil olmak üzere nar sistemi kaldırı için gelişti. Eskiden satılacak ürünün parasını, yani pastanede ekmek, kasap, kuaför, berber parasını belediye takdir ederdi. Yani bu sistemi kaldırdı, serbest piyasaya dönüldü. Evet. Herkes kendi rekabetçi ortamında fiyatını belirliyor. Odalar falan tavsiye fiyatı veriyor. Şimdi odalar kendi aralarında anlaşıyorlar mesela. Tavsiye fiyatı rekabet veriyorlar ama o fiyatı, asgari bir fiyat veriyorlar. Onlar da uyuyorlar. Ama devletin eli çekildi bu işte. Yani devlet fiyat verme konusunda değil. Belediyeler vermiyor. Sen şimdi düşün ki nark sisteminde belediyede pilav dedi ki 20 lira. E şimdi bunu tereyağla yapan adam da var, çiçek yağında yapan adam da var. Aynı parayı versen olur mu? Olmaz. O nedenle yani devletin müdahalesini birçok konuda değiştirmek lazım. Değiştirmezsen işte bu hal kanunu gibi çıkar meydanda efendim, ve memleketinde enflasyonuna ana unsurlardan birisi olur. Bu kadar net. Sen ürettiğin malı satamıyorsan kendin, onu üretmekten kaçınırsın, kaliteyi aramazsın. Tabii değil mi? Bugünkü meyve sebzenin bu tür duruma düşmesinin tek sebebi bu ticaretteki çarpık sistem, köhne sistem, yanlış sistemdir. Peki abi şey nasıl çözülür? İnsan kaynağı sistemi nasıl çözülecek? Şimdi devlet planlama teşkilatı olmadığı için ülke bazında bir planlama yapılmıyor biliyorsun. Evet. Bir de sosyal yardım diye herkese para dağıtıyorlar. Bu köyde, kentte olsun bu alınan paralarla adam öyle işte idare ederim ben diyor, işten soğuyor, çalışmıyor. Yani çalışabilecek yaşta olanlar annesine bakıyor diye para alıyor. Çoğu da bunu istismar edilmiş vaziyette, değil mi? 65 yaş aileleri var. Adam nasıl olsa devlet bana diyor 65 yaşında diyor para verecek diyor. Kaç sene yaşayacağım, niye sigortalı çalışayım diyor. Çalışmıyor. Yani buna benzer sosyal güvenlikten para alanlar veya sosyal yardımla yaşayanlar işten soğumuş vaziyette, çalışmıyor. Yani mesela örnek bir vereyim bir bölgemizden. Mesela incir işletmelerinde o yaşlı kadınlar olurdu. Oturduk yerden incirleri paketlere koyarlardı, değil mi? Şimdi onlar maaş alıyorlar, gelmiyorlar çalışma. Yani onların yapabileceği basit işleri bile yapacak insan yok. Olmuyor. İncir toplanacak mesela, incir seçilecek. O yaşlı kadınlar otururlardı incirlerin çürüğünü, efendim, çarık neyse işte öyle diyelim, seçerlerdi oturduk yerden de, iş görürlerdi. Şimdi o kadınlar olmayınca onu yapacak insan da olmuyor. Toplayıcı biraz daha genç işi, fakat o tek işleri yapan yok. Bugün mahsulünü toplayamayan birçok aile var, birçok işletme var, evet, müessese var. Daha da zeytinler kalıyor biliyor musun? Kalıyor. Neden? Yok. Zaten köyler boşalmış. %70'e bile işletemedim diyor adam. Tabii. Köyde çalışan insan yok. Ha bunu çeşitli yollarda dünyada yapanlar var. Onların bir kısmı bize uymaz etmez. Bunların bütün tek sebebi yeşil kart uygulaması. Evet. Ve lüzumsuz sosyal yardım adı altında dağıtılan paralar insanları çalışmaktan alıkoydu. Tembelleştirdi. Çalışmıyor. Nasıl olsa diyor beni de adam öyle diyor. Ya bir sigara param geliyor ya diyor. Çay param geliyor. De niye çalışayım diyor. Veya kadın da diyor ki ay bana yeter diyor. Bu diyor benim diyor zaten diyor. Ne para harcayacak yeri mi var diyor. Al diyor versinler 5-10 bin lira diyor. Neyi çalışayım diyor. Hı. Yani dolayısıyla ara eleman değil daha basit işlerdeki iş gücü de ortadan kalktı. Bu birbirini tetikliyor. İşte söyledim kadınlar. Böyle 60 yaşında, o yaşlarda, o civarda kadınlar oturduk yerde. Zeytin seçer, incir seçerdi. Daha gençleri de incir toplar, şu bu yapar ve bu sistem böyle giderdi. E şimdi o kadınlar olmayınca olmuyor, yürümüyor işler. Ne olacak abi böyle? Ne olur şimdi? Geleceği bilsek kahin oluruz ama bilmiyoruz geleceğin ne olacağını. Ha ne olacak diyeceksin.
Ben onu... Ben şeyi düşünüyorum abi, böyle bir şirketler olacak. İşte gidecek, işte dağdaki bir bölgenin zeytinlerini işlemeye talip olacak şirket. Gidecek orada işleyecek. Tamam da şirket işçiyi nereden bulacak? Yanlış yerde tesis açarsanız sanayi tarımdan işçiyi çeker. Sen şimdi kalkıp da Aydın gibi yere kağıt fabrikası yaparsan, domates yetişmeyen yere salça fabrikası yaparsan, meyve sebze olmayan yere meyve sebze işleme tesisi yaparsan, Aydın'da olduğu gibi söylüyorum, tabii ki tarımdaki işçiyi çekersin. Veyahut da dışarıdan iş gücü getirirsin, oranın yapısını bozarsın. Yani bunları hepsi de plansız, programsız işler. Organize sanayi bölgeleri bazı yerlerde lüzumsuz kuruldu. Bu sefer evet. Organize sanayi bölgeleri tarımdaki işçiyi çekti. Tarımdan işçi çekilince de işte tarım bu vaziyete geldi. Dediğin gibi şimdi adam iki çuval zeytin toplatıyor. Bir çuvalı toplayana gidiyor YÖMİ olarak. Yani adam bir gün çalışıyor. Bir senelik ürüne ortak oluyor. Yani bunun ekonomik olarak izahı var mı ya? Evet. Yani bunu diğer şeylere de uygula. Çilektir, domatesdir, patlıcandır, sebzelere de uygula. İşte bu pahalılığın, bu işin sonu çıkıyor. Yani bu bir de tabii genç bu eğitim sisteminin de yanlışlığından ötürü maalesef yani hepsi bir araya topladığın zaman bu gördüğün kötü tablo çıkıyor diye. Ha bu nasıl düzelteceksin diyorsun. Bunun düzelmesi seneler alır. Nasıl düzelecek? Bozulmadan düzelmez diyorlar ya. O biraz işte öyle diyorlar ama işin şey tarafı, kötü tarafı biz Türkiye olarak düşünürseniz güneyimiz altımız barut fıçısı. Harp Suriye, Irak. Kuzeyimiz Rusya, Ukrayna savaş. Doğumuz Azerbaycan, Ermenistan savaş. Batımızda ambargo, Avrupa Birliği duvar örmüş. Ortada kalmışsın. Evet. Enerjin yok. Enerji en büyük derdin o. Bütün paranın üçte birini, gelirinin enerjiye veriyorsun. Şimdi bu sıkıntılar içerisinde bir de tarım ticaretinde ve de diğer ticarette de bir organize yapamıyorsan sen turizmle, tarımla dönüyordun. Şimdi turizm de biraz şey oldu, kesildi kaldı. Sıkıntıya girdi. Efendim. Kendi insanımız bile başka ülkelere gitti. Bir Yunanistan hayranlarını başlattılar. Netice itibariyle hepsi bunlar günübirlik, plansız, programsız iş yapmanın sonu. Hani de hesapsız kasap hikayesi var ya. Evet. Bu biz o duruma düştük şimdi. Yani nasıl düzelir şey? Hani bir tane bir şey olsa düzeltirsin. Hani meşhur hikayedir. Adam tamirciye arabayı götürmüş de demiş arabanın nesi var demiş. Adam demiş ki işte lambası yanmıyor bir şey. Dedi başka demiş ki şanzıman dağıttı. Ya demiş anlatmana gerek yok. Şanzıman dağıttıysa gerisini sen ne anlatıyorsun? Şimdi ülkenin şanzımanı dağılmış. Gerisini anlatmana gerek var. Yani eğitimime mi konuşalım? Bir 4+4 eğitimi çıkardılar. Hatırladın mı? Bir sonuç fiyasko. Ya Osmanlı'nın eğitim sistemi bile, olmayan o sistem bile bundan iyiymiş ya. Tabii tabii. Yani bu 4+4 sistemi sonuç vermedi. Sonuç vermeyince efendim. Eğitimli insan çok ama ortada üretim yok. Eğitim yok. Boş diplomalı insan var ama şey diplomalı yok. Diplomalı insan var, üretim yok. İşte yok. Yani bu netice bize şunu gösteriyor ki hani bu düzelmeyi nereden başlasak diyorsun ya. Şanzıman dağıtmış. Nereden başlayacaksın? Evet. Bilim var, fikir yok abi ülkede. Yani fikir yok. İşrat yok. Yani bürokrasini Türkiye Cumhuriyeti 4,5 milyon bürokrasiye çalışıyor. Başka bir iş yaptığı yok. Tamam. Bürokrasiye çalışıyor. Bürokrasi de çalışıyor mu? Onlar da kendine çalışıyor. Daha yok mu diyor. Ben devletten aldığımın 3 katı vatandaştan milletten almıyorsam diyor sıkıntı var diyor. İşte hep anlatıyoruz. Ya planlama yapıyor. %45'ini alıyor senin elinden belediye. Daha nesini anlatalım yani? Evet. Hangi bürokrasi? Bürokrasiye çalışıyor dedi devlet. Memurlara çalışıyor. Yani meşhur devlet kuramcısı Oberheim vardı. 1915 senesinde devlet teorileri diye bir kitap yazmıştı. Bu adamın söylediği bir önemli bir tespit var. Diyor ki
Bir devlet içinde en büyük tehlike diyor, bürokrasinin diktatörleşmesidir diyor. Bürokrasinin diktatörleşmesi. Ve sosyalist sistemi bu yüzden tenkit ediyor. Sosyalist sistem diyor, her şey devletçi olduğu için diyor, bürokrasi diyor, diktatörleşir diyor ve onun için diyor, sistemin de yürümesi imkansız hale gelir diyor. Şimdi bizdeki şey, diktatörya dediğimiz konu, yani bürokrasi diktatörü dediği adamın söylediği şey konu, bizde de oldu. Ha diyeceksin ki nasıl oldu? Belediyeler, şimdi sor bana, belediye tek adam mı değil mi? Evet. Şimdi belediye tek adam sistemi mi değil mi? Söyle bakayım bana. Tek adam sistemi. Bitti. Tek adam sistemi. Yani Cumhurbaşkanı sistemini eleştiriyorlar, tek adam sistemi, tamam, doğru taraf olabilir, yanlış olabilir, o ayrı. Peki belediyeler ne? O da tek adam sistemi. Bitti. Yani var mı böyle bir şey ya? Sen mi demiştin abi? Evet. Belediye başkanı bir yere koy, diğer hepsini topla. Dur, belediye başkanı bir terazinin kefesini koy, bütün belediyeyi koy, hatta şehri koy, hangisi ağır basar? Başkan ağır basar. Bitti. Bu kadar basit işte. Bu tek adam sistemi diyorsanız belediyelerden başlayacaksın. Adam karar veriyor, ya şuraya diyor 18 uygulayıp %45'ini alın diyor vatandaşın elinden diyor. Bitti. Uğraş da uğraş. Kanun vermiş yetki ama. İki dudağın arasında. Ama kanun vermiş ama %45'e kadar diyor. İhtiyacın olduğu kadar diyor. Sen %15 yap bize ama adamın elinde. Ya da şuraya şu proje yapılacak diyor. Araştırma mı var? Şu var. Şuraya asfaltlayın. Buraya asfaltlayın. İhtiyaç var mı? Yok mu? Yok. Belediye başkanları neyi düşünüyor? Koltuğunun devamı. Şunu fark ettim abi, ben tabii başka illerde durum nedir bilmiyorum ama Aydın'da belediyelerin bütün yatırımlarına bakıyorum. Yatırımlar vatandaşın ihtiyacına göre yapılmıyor abi. Belediye başkanının ihtiyacına göre yapılıyor. Diyor ki ben şuraya bina yaparsam diyor, işte şu kadar kat diyor, bu kadar para yatırırım diyor, bunu diyor şu müteahhite veririm diyor. Müteahhit diyor karının yarısını bana verir, ben cebimi doldururum. Vatandaş artık onu kullanır, kullanmaz ama cidden söylüyorum abi bak. Asfalt ihalelerinde, bina ihalelerinde, her yerde o kadar çok kokuşmuşluk, o kadar çok kötü haber var ki. Ya ilçe ilimizde bir organize sanayi bölgesinde bir ihale yapılıyor abi. 100 milyon liralık bir ihale yapılıyor. İhaleye de katılan böyle bir sürü bilindik nitelikli firmalar varken hiç bilinmeyen bir firmaya ihale veriliyor abi. Üstüne avans para veriliyor firmaya bu işi yapması için. Ama arkasına bakıyorsun başka şaibeler, şaiyeler var. Başka şeyler konuşuluyor. İşin içinde devletin adamları var. İşin içinde OSB'nin yönetiminden insanlar var. Bakıyorsun ya hayırdır diyorsun ya ne oluyor? Yani ihale yapmak, birisi ihaleye çıkan adam ihale yapmak demek komisyon kovalamak gibi bir şey olmuş ülkede. İşte, algısı böyle. Nasıl düzelecek abi? Ya işte ne söyledik? Ne söyledik? Bürokrasi diktatörlüğü dedik ya. Evet. Tek adam sistemi dedik yani. Ha bu yeni bir şey değil mi? Mesela İbrahim Müteferrika'nın bastığı kitapta da kaç yüz sene önce. Daha sonra Montesquieu, meşhur Fransız adamı. Türkiye seyahati var onun. Efendim daha 1800'lü yıllarda, 1700'lü yıllarda olsa gerek. Osmanlı Devleti'ni tarif ederken diyor ki birinci sırada rüşvetsiz iş olmuyor diyor. Adam ehliyetli insanlar iş başında değil diyor. Adam evet. Kayırmacılık var diyor. Vatandaşı diyor artık devlet kademeleri de eziyordur. Meşhur internette falan da görebilirler. Baksınlar Montesquieu'nun Türkiye raporu diye. Aynen bugünkü mesele. Abi bence bu iş senede. Şöyle olmalı. İş yaptıracak olan kurum. İhtiyacını belirlemeli. Bütçesini de koymalı. Bir başka kurum onu satın almasını yapmalı abi. İhalesini, sürecini yapmalı. Parayı veren kurum da denetimini yapmalı. Ya Emin. Bu işleri düzeltmenin, çözmenin çok kolayı var. Şimdi evet. basit bir şeyle söyleyeyim. Yani birincisi siyasi partiler kanunu değişmedi. Niye değişmiyor? İş kanunu değişmiyor 1964 senesinde. Niye değişmiyor? Neden abi? Ha, neden değişmiyor? Çünkü Avrupa Birliği şu kanunu, tuvalet standardı yap, şunu yap, bunu yap diye baskı yapıyor Türkiye'ye. Evet. Niye bunları söylemiyor? Mesela siyasi partiler, dernekler, sendikalar vesaire iki dönemden fazla görev almaması lazım başkanı. Rusya'da öyle, Amerika'da öyle. Yani niye bizde kaydı hayatla başkanlık yapılıyor? 3 dönem, 5 dönem. 2 dönem yapacak, çekilecek adam. Bekleyecek, bir daha seçecek işte. Değil mi? Evet. Bir kere bir işi buradan başlayacaksın. Adam bir meslek odasına başkan oluyor, 40 sene başkanlık yapıyor. Milletvekilleri işte kendi partiler çıkardılar 2 dönem, 3 dönem. Tamam hadi neyse.
Ama bunu belediyelerde de uygulayacaksın. Seçimli olan yerlerde iki dönem şartını getireceksin. Bu bir kere bir şart. Evet. İkincisi, siyasi partiler kanunun tamamen değişmesi lazım. Dernekler kanunu falan hepsi. Bunlar yapısal değişiklikler olmadığı müddetçe bu palyatif tedbirlerle bu işler düzelmez. Sonunda patates soğan ekonomisiyle memleket böyle idare eder gider. Yani şeyi, esas işin yapısal değişiklik. Yapısal değişiklik içinde bu rasyonel politikalara dönmek. Şimdi Mehmet Şimşek göreve gelirken ne dedi ilk demecinde? Rasyonel politikalara döneceğiz dedi, değil mi? Hı hı. Rasyonel politikalara dönmek için bu yasal değişiklikleri yapacaksın. Hı hı. Yapmazsan olmaz. Ama onu siyasetin işine gelmiyor. Kanun işine gelmiyor. Yani düşünebiliyor musun? Çok basit meselelerden ötürü dünyadan kavgalı hale düşüyoruz. Lekeli demokrasi durumuna düşüyoruz. Halbuki ne olması lazım? Steril demokrasi olması lazım. Temiz demokrasi olması lazım. Evet. Hukukun üstünlüğünün yaşadığı bir yer. Hukuk olmayan yere hiçbir şey gelmez. Hiçbir şey gelmez. Yani kırık dalın üstüne kuş bile konmaz. Tamam mı? Ama senin adaletin işlemiyorsa ne yabancı sermaye gelir ne bir şey gelir. Yani bunları hepsi de yapısal meselelerle ilgili. Sosyal siyaset bunu emrediyor. Bu bilimdir. Bunu uygulayacaksın. Keyfilik olmaz. Evet. Aslında yani kanunun var, uygulanmıyor. Dolayısıyla uygulanmayan kanun vatandaşı korumuyor. Keyfe göre uygulanıyor. Ahmet uygulanıyor, Mehmet uygulanmıyor. O kadar. Yani bu şimdi vatandaşın en büyük sıkıntısı kamuyla olan ilişkilerinde problem. Problem yaşıyor. İki vatandaşın arasındaki mesele vatanı ilgilendirir. Onu efendim mahkemeler, asli hukuk mahkemeleri şu bu çözer buna. Bu problem yok. Bu efendim alacak verecektir şudur budur değil mi? Kriminolojik evet. Olaylar. Ama devletle ne olan vatandaşın işleri, belediyeyle ne olan işlerinde vatandaşın canı çıkıyor. Bir orman kanunu var. Bugüne kadar orman kanununa karşı dava kazanan bir tek vatandaş yok. Yani bu orman kanunu çıkmış 1952 senesinde. O günden bugüne kadar vay ya hep orman mı haklı kardeşim ya? Yani bu yapısal değişiklikler ama yapmadan... Aynı orman kanunu büyük güç sahibi firmalara karşı aynı basireti, aynı dirayeti göstermiyor. Yani kanun gösteriyor, kanun uygulayıcıları göstermiyor. İşte bakıyorsun... Ne diyoruz? Bürokratik diktatörlük diyoruz mu? İşte bitti. Abi bizim Çin'in karpuzun dağlarını madenler oydu. Ve bitti. Yani şimdi, orman bırakmadılar. Yani nasıl oluyor iş? Orman kanunu orada yani niye çalışmıyor? İşte bak yapısal bozukluk diyoruz ya bak evet. Şimdi neden? Ormanın altını alıyorsun, oyuyorsun, götürüyorsun, satıyorsun yurt dışına. Doğru mu? Evet. Ama ormanın üstüne keçi sokamıyorsun. Anladın mı? Bozukluğu, çarpıklığı anlıyor musun? Evet. O nedenle. Hani bu yapısal değişiklikleri yapmadan bu iş düzelmez. Sen şimdi bu kadar mesela basit konuştuğumuz yaş meyve sebze meselesindeki sıkıntıları konuşuyoruz ya. Evet. Hepsi de nereye dayanıyor geliyor? Anladın mı? Normların yani hukuk düzenimizin ve bilhassa eskimiş ihtiyacı cevap vermeyen kanunların mevcudiyeti. İkincisi de kanunları uygulayacak olan bürokratların görevlerini gereğince yapmamaları. Bilhassa yerel yönetimlerde tek adam sisteminin mevcudiyeti. Evet. Yani tek adam sisteminden rahatsız olanlar bunu da görsünler. Bu bir siyasi bir mesele değildir. Sosyal siyaset meselesidir. Hani yok işte Türkiye'nin bu parlamenter sistemi efendim dönülünce her şey düzelecekmiş falan filan. Bırakın bu işleri ya. Biz 70'li yılları yaşamış insanız. Evet. Bu memleket 6 ay cumhurbaşkanı seçemedi ya. Değil mi? Yani bu mesele 80 anayasası darbe anayasasıdır. Tamam dönün 60 anayasasına madem o kadar. Ama onu da bırakın. Siz hadi diyelim ki parlamenter sistemi geçtin. Belediyedeki tek adam sistemi nasıl değiştireceksin? Evet. Yani belediye başkanları bugün namütenayi imkanlara sahip, yetkilere sahip ya. Çok. Tek adam Mustafa. Hadi bir de işte anlasalar yüreğim yanmaz. Adam cuma günü kasabada avukatlık yapıyor. Pazar günü seçim oluyor. Pazartesi belediye başkanı oluyor.
kalkıyorsun, veriyorsun doktor veya avukatın eline, şehri teslim ediyorsun. Sarfı narhı veriyorsun, al sen bunu idare et diyorsun. O da kendine bu işlerden kim anlar deyip etrafında en yakın tanıdıklarından ya, adam şey, devşiriyor. Bir şey yaptı, işi öğreninceye kadar 2 sene geçiyor. Hani bir hikaye anlatırlar. Mübadeleden kurtulmak için Rum köyleri Müslüman olduk biz demişler. Müslüman olmuşlar. Papaz ben ne yapacağım demiş. Sen de imam olursun demiş yani. Papaz da ben de imam oldum demiş. Hadi namaz kıldır deyince. Ne olmuş? Evet. İşte bizim işimiz bu. Şey var ya abi, bununla ilgili çok sevdiğim bir fıkra var benim. İşte köyün birinde böyle Ramazan'da köylü bir hocayla anlaşıyormuş. Hoca geliyormuş Ramazan'da namaz kıldırıveriyormuş köylüye. Bunun karşılığında eski sistem. Bir miktar değerli bir şey alıp gidiyormuş. Ramazan yaklaşmış, hoca gelmemiş her zaman gelen hoca. O arada köye bir yabancı uğramış. Demişler sen hoca mısın? Valla anlarım ben bu işlerden demiş. Demiş bize Ramazan boyu namaz kıldırıver. Demiş kıldırayım ne vereceksiniz? Valla demiş biz demiş eski hocaya 20 tane dana veriyorduk her Ramazan. Sana demiş 20 dana verelim. Olur demiş kıldırırım. Sen ikisi başlamış Ramazan'da namazları kıldırmaya. Bir gün teravih vakti namaz kıldırırken arkadan cemaatin birinden böyle bir gıcıklık sesi gelmiş. Demiş ki herhalde birinin boğazına bir şey kaçtı. İkinci galatında, ikinci hatasında, hata yaptığında oluyormuş. Bir de diye ses geliyor. Ya eyvah diyor, herhalde diyor, namaz kıldırmayı bilen birileri var cemaatin içinde. Üçüncü de ondan sonra tam böyle kıraatını bitirmiş rukuya gidecek. Diyor ki deme bana köylüden aldım 20 dana, onu sana, onu bana, Allahu Ekber diyor. Rukuya gidiyor. Yani, senin şeye benziyor bu. İhale işlerindeki evet. Konuya benziyor. Yani suistimal olan, kriminolojik hadise olan adli mesele olarak bırakıyoruz. O, tamam. Hı. O her zaman şey. Ama esas önemli olan kifayetsiz muhterisler. Kanunların toplumun ihtiyaçlarına cevap vermiyor. Bunun neticesinde kişilerin elinde bu yetki kötü uygulanıyor. Uygulanmıyor. Kötü uygulanıyor. Silah olarak kullanıyor. Suçlu kamu alanında, bürokrasinin içerisinde kendisine verilen yetkiyi kötüyü kullanan suçluların elinde kanunlar silah abi. Silah halinde. Neden onları yetki... onları eleştirenler, onları düzeltmeye çalışanlara karşı kullanılıyor? Ya işte öz denetim dedikleri iç kontroller, yetkiler yok. Şimdi biz kaç aylar önce dedik ki devlet domuzuna sahip çık dedik, değil mi? Yani. Şimdi köylü ne yapıyor biliyor musun? Akşama kadar elinde tüfeği olan tüfekler. Darı tarlasında bekliyor. Darıyı bırak incirde. Çünkü incir pahalı. Yani elinde teneke domuz bekliyor. Sabahlara kadar domuz bekliyor. Çünkü sürü halinde 30-40 tane domuz geliyor. İncir bahçesine girdiği zaman 2 ton 3 ton incir süpürüp götürüyor gidiyor. Oo. Tabii canım. Biz millet, siz hiç görmüyor musunuz, etmiyor musunuz ya? İncircilere bir sorun, bir dağlarda sabahlara kadar nöbet tutuyor adamlar. Tenekem çalıyorlar. Ne yapsın, adam tüfek atamıyor. Yasak domuzu vursa, yakalasa jandarma. Şey, teneke sesinden korkuyor mu? Tabii, yani insan var diye kaçırıyor. Senin bahçeden kaçıyor, öteki tarafa gidiyor. Onun için devlet domuzunu sahip çık diyoruz biz. Domuz vurmak suç şu anda. Kanunen suç. Evet. Kanunen suç. Ben anlattım daha önce. Çin'e de sürüsünü saldıran, kurdu vuran adamı hapse attılar ya. Kurdu vurmuş adam, sen nasıl vuruyorsun diye hapse attılar. Şimdi o zaman sen benim malımı zarar veriyor. Benim malımı zarar veriyor. Sen devletin domuzu vursa adam, domuzu öldürse suç. Ne yapacak malını korumak için? Teneke çalıyor. Yani bu zorluklar. Kanun ne yapacak? Kanun ihtiyaçları yerine getirecek. Yani şimdi bunu... Neden bunu anlatıyorum biliyor musun? Bu ilahi bir metottur. Yani rahmani bir metottur. Neden? Ayetler Hazreti Peygamber'e nasıl gelmiştir? Vahiy yoluyla. Vahiy. Niçin gelmiştir? Nüzul sebebi vardır. Evet. Bir şey, peygambere bir şey soruyorlar. Peygamber de onun cevabını bilmediği için bekliyor. Vahiy gelse söylüyor cevap. İhtiyacı gidermek için geliyor. Doğru mu? Ha. Şimdi sen bir ihtiyaç var. Ayet nasıl oluyor? Evet. Senin bir ihtiyaç var. Senin ihtiyacın yerinde yapacağım. Gelmeyeceğine göre. Ya o ayrı, ben metodu söylüyorum yani. Evet. Metot. Bir ihtiyaç var, talep var. Bunu yerine getirmek için gereken normu, kanunu değiştireceksin ya. Yapmıyorsan sen bu işi, görevini yapmıyorsunuz. Bu kimdir? Bütün yöneticilere söylüyorum. Ha şimdi iyi taraflar, ellerinden geleni yapıyorlar. Bütçe tamam, bir şey demiyoruz. Ama sıkıntıların bu hale gelmesinde kimin kabahati var? Yani berberin, bakkalın, lokantacının mı suçu var?
devleti idare edenlerin var. Evet. Bu işi devleti idare edenlerin en alt seviyeden en üst seviyeye kadar bütün ama bürokrasinin. İdare edemeyenlerin faturası dediğin kesme kesiliyor mu abi? Kime kesiliyor? Sen ödüyorsun, ben ödüyorum. Tabii, yani kesiyorsun. Kayıp kaçak parası gibi biliyorsun değil mi? Evet. Elektrik de bir kayıp kaçak parası var. Evet. Enerji şirketi kaçak elektrik kullanım parasını namuslu vatandaştan kesiyor. Sen elektrik satıyorsun. Eğer kayıp kaçak varsa sen kendin bul. Sen bu kayıp kaçak oluyor diye niye gelip benden senden parayı alıyor ya? Bunun adaletsiz, haksız olduğunu yönetenler bilmiyor mu? Evet. %20 kaçak varmış elektrikte. Türkiye ortalamasında. %18, %20. Bunun parasını namussuz vatandaştan alıyor. Kaçak nerede kaçıyor acaba? Şimdi enerji nakil hatlarında mı şimdi kaçıyor? Şimdi enerji nakil hatlarında da %2, %5 eski olduğu için bir kayıp oluyor nakilde. Bir de bazı illerde yoğunlukla, bazı illerde kaçak elektrik kullanan oluyor. Abi evin tavanına demir ranza koyuyormuş adam, ona elektrik verip soba yapıyormuş, ısıtıyormuş. Yani örnek çok, anlatabildim mi? Hani, hırsıza kapı dayanmaz. Örnek çok. Sen bunun parasını niye o vatandaştan alıyorsun? Peki bunu yaparken sen bu imkanı niye veriyorsun yöneticiler? Bizim söylediğimiz bu. Anlattığımız bu. Hani olaya bakalım tepeden baktığımız zaman. Anlatabildim mi? Şirketin kendi zararını, kendi eksiğini, kendi yanlışını, başkasının çaldığı işi, kendi kaybını gelip sana bana ödettiriyor. İşte işi de usulüne uygun yapmıyorlar abi. Mesela şey var, işte 10 metre derine gitmesi gereken 2 metrede yüzeyde bırakıyor, 40 santimde bırakıyor. 2 metre gitmesi, 10 santim geliyor, insanlar ölüyor. İşte hangi birini söyleyeceksin? Hangi birini söyleyeceksin? Yani burada söylediğimiz konu bir, yapısal bozukluklar, yasaların ihtiyaçlara cevap verememesi, mevcut yasaların bürokratlar tarafından, hepsi değil tabii, bir kısmı da doğru uygulanmaması, eksik uygulanması, bilhassa yerel yönetim belediyelerde tek adam sisteminin olması, kanunların ihtiyacı cevap vermemesi, bunun ülkesel bazda zarar vermesi, mesela işte başta hal kanunu olmak üzere birçok konuda, bütün bunlar hep alt alta topladığın zaman işte bu sıkıntıya düşüyorsun. Ondan sonra da televizyonlarda herkes bağırıyor, 15 milyon abi, emekli peki, var. Peki bir şey söyleyeceğim. Biz şimdi çiftçinin durumunu konuşuyoruz da. Bu çiftçinin temsilcileri var. Ziraat odaları mı? Evet. Ziraat odası diye bir oda sen duydun mu? Yani. Kaç tane? Yani senin bu bildiklerini onlar bilmiyorlar mı? Yani çiftçinin hakkını aramakla, korumakla, çiftçiden senin hakkını arayacağım, koruyacağım diye para topluyorum. Bu kuruluşlar ne yapıyor? Ya onlar meslek odalarıdır. Meslek odalarıdır. Herkes ziraat odasının kayıtlı değil. Onlar sözü geçmiyor işte. Ne yapıyor? Çıkıyorlar televizyonda genel başkanları. İşte şöyle olsun, böyle olsun. O da 30 senedir aynı adam. Aynı adam. İşte dediğim gibi iki dönem olsa 4'ten 8 sene değişmez. Yani ikide bir ayıp işte. Öyle laf olsun beri gel. O merak etme. Meslek, bir tane bir şey anlatayım. Bir köyün birinde jeotermal yapıyorlar. Adamlar acele el koymuş, arazine el koymuşlar. Adamlar sabah bir geliyorlar ki iş makineleri var. Köylü ayaklanıyor. Ziraat odası başkanı da gidiyor oraya. Kalkıyor demeç veriyor televizyonculara, diyor ki ya diyor işte bu yapılan iş yanlıştır edilir diyor. Bir yetkilin biri çağırıyor, eğer diyor sen diyor bir daha da böyle demeç verirsen seni diyor görevden alırım diyor ziraat odası başkanına. Yani ziraat odaları, meslek odaları. Sen ziraat odası başkanı olsan bunu kamuoyuyla paylaşırsın, ben tehdit ediliyorum görevden alacaklarmış, almazsanız derim ben de işte alın beni ben bunu. İşte senin o dediğin dik duruşlu ziraat odası başkanları olsa her yerde. Eyvallah. Tanıdıklarımız var. 3-5 arkadaşı tanıyoruz. Gerçekten de ciddi köylünün, üreticinin lehine çalışan çok arkadaşımız var. Biliyoruz. Ama tabii bir elin parmakları hepsi aynı değil. O meslek odaları zaten bir STK gibi çalışmıyor. Yani onları biraz işte iyi geçinelim. Esnaf olmuş onlar. Yani herkesten iyi geçinelim bu şeyi. Amerikan kapısı gibi çift taraflı açılıyor yani. Çift taraflı açılıyor. Aynen öyle. Onun için senin dediğin gibi o meslek odaları gereğini yapmıyor. Yani oraları da olmuş birer arpalık. Maalesef. Yani adam ziraat odasına gidiyor işte ne yapacak? Abi seneye ne ekelim? Soğan patates ekonomisine göre bugünkü fiyatlara bakalım. Vatandaş ona ekecek. Bu sene ne pahalıysa seneye ona ekecekler.
Bu sene ucuz olan şeyi ekeceksin ki seneye pahalı olacak. Evet, bu sene ne ucuzsa seneye onu ekin. Ancak böyle böyle geçiştiriliyor bu düzenle. Ancak bunlar söyleniyor. Ya işte plansız, programsız iş bu böyle oluyor yani. Vallahi Zeka abi yine birbirinden kıymetli bilgiler aktardın. Süremizin de yavaş yavaş sonuna geldik. Ne söyleyelim kapanırken? Tekrar hafızalarda yer etsin diye söylüyorum. Maliye Bakanı dedi ki biz rasyonel politikalara döneceğiz, yapısal değişiklikler yapacağız. Bu doğrudur. Bunu yaptı mı? Yapamadı. Yapılması gereken. Yapılması gereken nedir? Birçok kanunun yeniden ele alınmasıdır. İş ticaret kanunundaki tıkanıklıklar üretimi aksatıyor. Üretici ve tüketici bu işten mağdur oluyor. Evet, yani hal yasası. Bu böyle bir kere bir. İşte. İkincisi, çalışma ekonomisi açısından iş gücü konusunda işte işsizlik var falan diyorlar da pek işsizliğin olduğu kısımlar var. O 2 senelik mektepleri bitirenler ve üniversiteyi bitirenler var. Onlar da hepsi de devlet kapısı bekliyorlar. Devlet ne yapsın? Zaten 2,5 milyon memurla idare edilecek bir devletimizi 4,5 milyon memur doldurdular. O nereye daha alsın? Üçüncüsü, bu her köyde her kasabada yüksek okulu açıp da üniversiteler çoğalınca bütün genç nüfus oraya geçti, yoğunlaştı. Bu sefer bunlar da ara eleman veya diğer işleri beğenmiyorlar, çalışmıyorlar. Masa başı iş bekliyorlar. Dolayısıyla bir çalışan genç nüfus çalışma ekonomisi dışında kalıyor. Yani çalışma sektörünün dışında kalıyor. Bunu da bir dikkat etmek lazım. Dolayısıyla bu 4+4 eğitim sisteminin değişmesi lazım. İş kanununun yeni baştan elmaları, hal kanununun değişmesi lazım. Yani Mehmet Şimşek'in söylediği yapısal değişiklikleri baştan aşağı yapmadan bu iş düzelmez. Evet. Ama bu iş düzelmez. O düzelmesi için yapısal değişiklikler yapacaklar. Yerel yönetimlerde de tek adam sistemini karşı bir tedbir almaları lazım. Belediyelerdeki tek adam sisteminden kurtarmak lazım. O nedenle söylenebilecek son söz budur. Ve bunlar olmadan hiç kimse kusura bakmasın 5 liralık domatesi 40 liradan 50 liradan yemeye devam edecek demektir. Evet. Teşekkür ederim abi. Kuş bakışı baktığın için. Evet sevgili izleyenler, bir kuş bakışı programının daha sonuna geldik. Hukukçu, sosyolog Doktor Zekai Savaşlar bize bakış açısıyla değerlendirmelerde bulundu. Hoşçakalın.